Üsküdar Sağlık Programı'ndan herkese merhabalar. Ben Zeynep Maraba. Bugün uyuz hastalığı üzerine konuşacağız. Konuğumuz Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'ndan uzman doktor Tuğçe Mehlika Şenver. Sayın Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Dilerseniz soru başlıklarına geçmeden önce sizi bir kısa bir tanıyalım. Tabii olur. Ben 1990 yılında Trabzon'da doğdum. İlk öğretimimi, liseyi Trabzon'da tamamladıktan sonra üniversite için Ankara'ya gittim. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum. 2019 yılında da Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'ndan halk sağlığı uzmanlığımı aldım. Bizde uzmanlık sonrasında bir mecburi hizmet süreci var. Mecburi hizmet görevimi yapmak için de Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'ne atandım. Eylül ayında geçtiğimiz yıl. Bunun yanında yine Hacettepe Üniversitesi'nde Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde sağlık eğitimi doktorasına devam ediyorum şu anda. Ekim ayından beridir de İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nda halk sağlığı uzmanı olarak çalışıyorum. Peki hocam, Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü'nün faaliyetlerinden biraz bahsedebilir misiniz? Bununla başlayalım isterseniz. Tabii ki. İl Sağlık Müdürlüğümüzün bir teşkilat yapısı yapılanmasında başkanlıklar var. 5 başkanlıktan oluşuyor Trabzon İl Sağlık Müdürlüğü. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı benim içinde bulunduğum çalışma yürüttüğümüz. Sağlık Hizmetleri Başkanlığı, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığı, Destek Hizmetleri ve Personel Hizmetleri Başkanlığı olmak üzere bu başkanlıklarla birlikte tüm Trabzon genelinde koruyucu sağlık hizmetleri, tedavi edici sağlık hizmetleri, acil sağlık hizmetlerinin nitelikli bir şekilde sunumuna yönelik çalışmalar yürütülüyor İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Biraz bizim başkanlığımız, hani koruyucu hekimliğe de çalışma yürüten başkanlıktan bahsetmek isterim. Biraz orayı açmak isterim. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı'nın altında da yine birimlerimiz var. Bugün konuşacağımız konuda da yine bulaşıcı hastalıklar birimimiz var. Bulaşıcı olmayan hastalıklar, çocuk, ergen, kadın, üreme sağlığı, çevre sağlığı, aile hekimliği birimi, toplum sağlığı birimi gibi birimlerde koruyucu sağlık hizmetlerini, toplumun sağlığını geliştirmeye, iyileştirmeye, toplumun sağlığını korumaya yönelik sağlık hizmetleri sunuyoruz. Toplumun farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz bu şekilde. Peki hocam, uyuz hastalığı üzerine konuşacağız demiştik. Uyuz hastalığı belirtileri nelerdir? Uyuz hastalığı parazitlerle bulaşan bir hastalık uyuz hastalığı. Önce onu söyleyeyim. Sarcoptesica bei hominis adı verilen bir uyuz akarı ile bulaşıyor. Tipik bir kaşıntı örüntüsü var uyuzda. Geceleri artan, yatağa girince ısınmayla artan, belli bölgelerde daha yoğunlukta olan, örneğin işte parmak aralarında, bileklerde, koltuk altında, kıvrımlı bölgelerde, kasıklarda şiddetli, kişiyi gerçekten rahatsız eden kaşıntılar. Gündüz görece daha az, hani konforunu o kadar bozmayan ama gece şiddetli bir kaşıntı söz konusu. Bu tür belirtiler olduğunda aklımıza uyuz hastalığı gelmeli muhakkak. Onun dışında ekleyeceğim bir şey... Uyuz hastalığı bulaştıktan sonra, bu parazit bulaştıktan sonra 2-6 haftalık bir süre var. Bu kaşıntıların ortaya çıkmasına kadar geçen süre, ondan biraz sonra da bahsedeceğim zaten. Hı hı. Orada bir semptom yok ama sonrasında kaşıntıyla başlıyor. Bulaşıcı olması bizim için önemli tabii. Peki hocam, uyuz hastalığı nasıl bulaşır? Kişiden kişiye temas yoluyla bulaşıyor uyuz hastalığı. Tabii temas süresi de önemli burada. Yaklaşık 15-20 dakikalık bir temas süresi ile genelde bulaştığı kabul görüyor. Cansız yüzeylerden de bulaşabiliyor. En önemli bulaş yolu kişiden kişiye temas. Ortak eşya kullanımı, yakın temas, el ele tutuşma, birlikte uyuma, aynı yatağı paylaşma. Ama onun dışında toplu yaşanılan yerlerde, örneğin yurtlarda, askeri kışlalarda, yine ortak şapkanın ortak kullanımı, aynı çarşafı ya da yastığı paylaşmak gibi, hani kısa süreli bu paylaşımlar da tabii ki bulaş söz konusu olabilir ama genelde 15-20 dakika gibi bir süreden bahsediyoruz temas için. Öyle bölgelerde de muhakkak tetikte olmak lazım uyuz hastalığı açısından. Peki hocam, halk arasında genelde birinin oturduğu yere oturma, uyuz bulaşır gibi bir söylem var. Bunun geçerliliği, evet, nedir? Şöyle,
Tabii dediğim gibi şimdi bir özellikle kabul gören kişiden kişiye temas, cansız yüzeylerden bulaş riski kişiden kişiye temastan daha düşük tabii ki. Bir de temas süresi, yani oturdunuz, kıyafetli oturdu kişi, siz de sonra kıyafetli oturdunuz. Hani deriye temas etmesi gerek neticede bu parazitin bize bulaşabilmesi için. Tamamen risk yoktur demek doğru olmaz ama düşük bir risk tabii ki o. Hani çok düşük bir risk. O konuda hani toplu taşıma araçlarının kullanımında hani o kadar tedirgin olmaya gerek yok. Peki hocam, kıyafet denemek uyuz vakalarını arttırır mı? Yine aynı şeyden bahsedeceğim aslında. Şimdi orada tabii cilde temas da söz konusu. Biz hani kesinlikle kıyafet denediğinizde size uyuz bulaşmaz gibi bir şey söyleyemeyiz. Ama temas süresinden bahsettim. O kadar uzun süre cildinizde kalıyorsa, sizden önce bir uyuz hastası olan biri o kıyafeti denedi, çıkardı, siz denediniz, biraz da uzun süre vücudunuzda kaldıysa tabii ki bulaş söz konusu olabilir. Peki hocam, Türkiye'de 5-6 yıldır uyuz vakalarında artış yaşanıyor. Trabzon'daki vaka durumları hakkında bilgi verebilir misiniz? Tabii ki. Aslında şöyle başlamak isterim. Dünya genelinde sık görülen bir bulaşıcı hastalık uyuz. Türkiye'de de yine aynı şekilde. Esasında Trabzon'a özgü bir durum değil. Türkiye genelinde de uyuz vakalarını görmekle birlikte son yıllarda uyuz vakalarında artış görüyoruz. Özellikle pandeminin buna etkisi olduğunu biliyoruz. Pandemi döneminde de yine aynı konular gündeme geldi. Hatta haber başlıkları da görmüş olabilirsiniz. Tabii biliyorsunuz ki pandemi süreciyle bir karantina dönemi oldu. Evde kaldık. Aynı alanı uzun süre paylaşma, ortak alanları uzun süre paylaşma, yakın temas. Bunlar riski artırdı. Bir başka konuda biz Covid döneminde hastaneye başvurudan da çok çekindik kişisel olarak. Hani Covid bulaşır bize diye, örneğin bazı hastalıklarda çok ağır değilsek eğer doktora başvurmaktan çekindik. Bu da doktora başvuruyu geciktirmede ya da başvurmama sebebi olabilir uyuz için. Kaşıntı oldu, çok üzerinde durmadı ya da gitmek istemedi. Bu süreci de tabii başkalarına bulaştırdı bir yandan da. Bulaşıcılık da önemli bizim için, evet. Çünkü hem kişinin tedavisi hem de başka kişilere bulaştırması, onların tedavisi önemli. O noktada pandemi döneminde bir vaka artışı olduğunu biliyoruz. Tabii bu noktada şu çok önemli. Şimdi biz kişi doktora başvuracak, tedavi edeceğiz ama temas ettiği kişileri de tedavi etmek durumundayız ve ortamın, o cansız yüzeylerin de temizliği önemli. Bunlar tam olarak sağlanamazsa, yine anlatacağım zaten, o noktada dirençli vakalar olabiliyor. O yüzden de bu süreç uzayabiliyor. Kişi tekrar uyuz bulaşı olabiliyor kişiye. Tekrar hastaneye gidiyor ve bu sürede de başkalarına bulaştırıyor. Bu yüzden de aslında vaka sayılarında biz daha fazla bir artış görüyoruz. Bu arada izleyicilerimize de sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. Katü TV YouTube üzerinden bize merak ettikleri soruları sorabilirler. Biz de hocamıza sorarız. O zaman sıradaki sorumla devam ediyorum hocam. Uyuz ile mücadele noktasında yapılması gerekenler nelerdir? Şimdi bir kere aslında bu programın da esas amacı olan farkındalığı artırmak, evet, bizim için çok kıymetli. Yani evet, uyuz hastalığını bileceğiz, semptomlarını iyi tanıyacağız ki biz de olduğunda ya da yakınımızda birinde olduğunda muhakkak hekime başvuracağız. Bunda bir gecikme yaşamayacağız. Şimdi burada bir konduramama, hani uyuz değildir, belki alerji gibidir, alerjiyle de, evet, karışabiliyor. O yüzden hani bu işte gece artan kaşıntılar, anlattığım bölgelerde çoğunlukla görünen kaşıntılarda muhakkak akla gelmesi lazım ve herkeste görülebilen bir hastalık bu. Yani hem her yaş grubunda hem de her sosyoekonomik seviyede. Yani hijyenle tabii ki alakası var ama bende görülmez demeden hani muhakkak aklımıza uyuzu getirip bir hekime başvurmamız gerekiyor. O nokta çok önemli. Aile hekimine başvurulabilir, dermatoloji uzmanlarımıza başvurulabilir. Zaten onlar tanı koyduktan sonra uygun tedaviyi planlayacaklar. Tedavisi olan bir hastalık zaten bu konuda bizim için çok önemli. Çünkü biz hemen kısa sürede tanısını koyalım, tedavi edelim ki hem kişiliği sağlığına kavuşturalım hem de başkalarına bulaşmasının önüne geçmiş olalım. Bu nokta önemli. Peki kişide ciddi sorumluluklar var bu noktada. Doktora gitti, doktor ona tedavisini verdi.
tedaviye harfiyen uyması bizim için çok önemli. Çünkü tedaviye uyum da çok kolay bir süreç değil. Hani söylemek evet. bazen kolay olabiliyor ama şimdi tedavide bir losyonlar var. Tablet formu yakın dönemde bakanlık tarafından artık karşılanıyor, temini sağlanıyor. Tablet formuna da ulaşım mümkün. Ama tabii hekimin uygun gördüğü tedavi önemli Hı-hı. burada. Losyonu tüm vücuduna sürecek, belli bir süre bekleyecek, sonra yıkanacak. Hani uyum sağlamak biraz zor olabiliyor. Ama tam uyum sağlandığında tamamen kurtuluyorsunuz. Uyuz yani tedaviyi aksatmamak gerekiyor. Aksatmadan harfiyen yapmak gerekiyor. Diğer önemli konu size uyuz bulaştı. Sizinle aynı alanı paylaşan, bu ev olabilir, yurt olabilir ya da ortak eşyaları paylaşan kişilerin muhakkak ve muhakkak tedavi almaları gerekiyor. Semptom olmasa bile, bir belirti olmasa bile. Çünkü söyledik 2-4 haftalık bir süreçte çıkabiliyor semptomlar dedik. Örneğin ben uyuz tanısı aldım. Benimle aynı evde yaşayan kişide hiçbir semptom yok. Ama o da uyuz, muhtemelen uyuz bulaşmıştır. Tedaviye alması gerek çünkü hem o da hasta olacak hem o süreçte o da belki hani başkasına evet. ya da evdeki diğer kişilere bulaştıracak. Bu noktada dirençle karşılaşmamızın ve deminki vaka sayılarında artışın önemli bir ayağı da aslında bu. Bu kişilerin tedavi olmak istememesi. Hani semptomum yok zaten bende bir şey yok. Tedavi evet. olmama gerek yok diye düşünmeleri. Kesinlikle o şekilde düşünmeyip muhakkak birlikte yaşanılan yerlerde herkesin bu tedaviyi alması lazım. Üçüncü bir nokta ne? Cansız yüzeylerin temizliği. Örneğin kıyafetlerimizin muhakkak makinede 60 derecede en az, en düşük 60 derecede yıkamak gerekiyor. Ve şeyi öneriyoruz, mesela iç çamaşırlarının muhakkak ütülenmesini, özellikle iç kısmından, cilde değen kısmından ütülenmesi yıkandıktan sonra çok önemli. Kıvrım yerlerinde parazit yerleşebiliyor. Bazı hani o da tekrar bulaşa sebep oluyor. O noktalar önemli. Çarşaflar muhakkak yine en düşük 60 derecede yıkanacak. Yıkayamadığımız şeyler için ne yapacağız? Mesela ayakkabı bir evet. poşette kapalı tutacağız 7-10 güne kadar. Kapalı kalacak. Çarşafları vesaire havalandırabiliriz yine yıkadıktan sonra. Cansız yüzeyler için de işte mobilyalar için de elektrik süpürgesiyle süpürme şeklinde bir temizlik öneriliyor. Yani siz kendiniz tedavi oldunuz. Birlikte yaşadığınız kişiler tedaviye aldılar ama o ortamın temizliğini uyuzdan tamamen arındırılmasını sağlamadığınız sürece yine uyuzla karşı karşıya geliyorsunuz. Esasında deminden beri anlattığım her şeyin özeti bu. Tüm bunlara uyduğumuz zaman sıkıntı yok ama uymazsak yine başa dönüyoruz. O arada başkalarına bulaştırıyoruz. Bulaşıcılığı da çok zor değil. Vaka sayılarında artış görüyoruz. Yani korkulacak bir şey evet. değil. Tedavisinin olması çok kıymetli bizim için. Sadece farkında olacağız. Hekime başvuracağız. Ve bu söylediklerime harfiyen uymaya çalışacağız. Yani yalnızca bizim aslında tedavi olmamız yetmiyor. Aynı zamanda ortamın da temizlenmesi gerekiyor. Kesinlikle öyle. Çok önemli. Peki hocam, Trabzon'da herhangi bir farklı hastalık üzerine salgın durumu söz konusu mu? Şu an için herhangi bir yani bildiğimiz salgın riski yaratacak ya da şu anda salgın var diyeceğimiz bir hastalık yok Trabzon genelinde. Ama tabii şöyle, mevsime göre bazı hastalıklarda artış görülebiliyor. Bu zaten hani öncesinden de hazırlıklı olduğumuz bir şey. Örneğin kış mevsiminde mevsimsel grip vakalarında artış olduğunu biliyoruz. Covid hala devam eden, sıklığı oldukça azalsa da devam eden, yine solunum yoluyla bulaşan bir virüs. Nezleyi yine aynı şekilde çok sık gördük. Kış aylarında yine kapalı alanda kaldık, maske artık kalktı. Evet. Bu dönemlerde şu anda artık hani ilkbahara doğru geçiyoruz. Sıklık azalsa da yine tabii devam ediyor. Salgın demiyoruz tabii ki şu aşamada ama o noktada yine kapalı alanlara girerken dikkat etmek. Damlacık yoluyla, solunum yoluyla bulaştığını biliyoruz. Mümkün olduğunca kapalı alanda çok fazla yakın temasta bulunmamak. Hatta takabiliyorsak maske takmak kıymetli. Onun dışında yine yaz mevsimine geçerken su kaynaklı hastalıklar mesela o konuda tetikte oluruz hep. Olabilir sudan kaynaklı ishalli hastalıklar, ishal vakalarında evet. artış görebiliriz. Yani bu bizim öngördüğümüz genelde COVID öncesi rutin dönemde mevsimlerde artışını gördüğümüz ve ona göre hazırlıklarımızı yaptığımız hastalık süreçleri yine mevsimine göre onlar o konularda tetikte oluyoruz. Onun dışında şu aşamada salgın durumu söz konusu değil. Bir de şundan bahsedebilirim.
Bulaşıcı hastalıklarla ilgili de zaten sahada takibini yapıp bakanlar rutin bildiriminin yapıldığı bir sistem var. Tanıların izlenip takip edilip eş zamanlı olarak bakanlığa bildirildiği vakaların artış eğilimi, azalış eğilimi o süreçte görülüyor. Bize erken bir uyarı veriyor, tetikte olun diyor. Ona göre zaten öncesinde de bu süreçlere hazırlıklı olduğumuz için gerekli planlamalar ilgili kurumlarla, paydaşlarla yapılıyor. Süreç bu şekilde ilerliyor. Benim sormak istediğim sorularım bu kadardı hocam. Sizin eklemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz onları da. Yine hani en başta da söyledik, önemli olan bizim için farkındalığı oluşturmak. Uyuz için tedavi edici bir hastalık olması önemli ama herkes de görülebileceğini akılda tutmak lazım. Hani bu programdan bize ne kalsın derseniz eğer, uyuzun belirtilerini artık biliyoruz. Broşürde ekranda paylaşılmıştır muhtemelen. Evet. O broşürde İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından, yine Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı tarafından toplumu farkındalığını artırma yönelik faaliyetler de dağıtılıyor. Yine eğitimler planlanıyor okullarda, farklı bölgelerde, yurtlarda. Bu noktada uyuzu bileceğiz, uyuzun semptomlarını bileceğiz. Vakit kaybetmeden hekime başvuracağız. Hatta biliyorsak eğer yakınımızda da belli semptomları olan kişiler varsa onları hekime yönlendireceğiz. Biz tedavi olacağız. Bizle birlikte aynı ortak alanı paylaşan ya da eşyaları paylaşan yakın temasta bulunduğumuz kişiye tedavi olacak. Cansız yüzeylerin temizliği, evimizin temizliğine dikkat edeceğiz. Bunları dikkat ettikten sonra bir sıkıntı yaşamayacağımızı düşünüyoruz. Teşekkür ederiz hocam değerli bilgilendirmeleriniz için. Ayağınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum. Hem bu nazik davetiniz için hem de önemli bir halk sağlığı konusunu burada gündeme taşıdığınız için. Bugün Katü TV'de uzman doktor Tuğçe Mehlika Şenver ile uyuz hastalığı üzerine bir program gerçekleştirdik. Bizler önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.